Selam, Reisok Modeling'e hoş geldin. Bugün seninle beraber başlıkla da gördüğün üzere Excerpt yani kısaca çıkarma işlemiyle ilgili bir video çekeceğiz. Ya bu şey değil, artı, eksi, ne bileyim, 5 eksi, 3 kaç eder, öyle bir şey değil bu. Bu şöyle bir şey. Misal, gördüğün kübün ben şu yüzeyini uzatmak istiyorum diyelim. G ile yaptığımda bu yani uzar da nasıl anlatayım? İşte böyle uzar. Ama Extrude ne yapar? Extrude'un kısa yolu E'dir bu arada. Extrude şöyle çıkartır yüzeyi. Yani şurada iki tane loop oluşmuş olur. Onun dışında Extrude bu arada sadece edit modda yapılır. Onun dışında sculpt mod olsun, işte weight paint, texture, vertex mod, işte pose mod filan, object mod, bunların hiçbirinde olmaz. Sadece edit modda vardır Extrude işlemimiz. Başka ne yapabiliriz? Mesela insert edip extrude edebiliriz. Insert edip extrude edebiliriz filan fişman. Onun dışında ne yapılabilir? Bu extrude'umuzla bir silindir spamlayalım şey sahnemize. Şöyle bakın, extrude invalid face dediği şu. Yani tüm şeyleri nasıl anlatayım? Tüm yüzeyleri kendi orijininde, kendi merkez noktasında şey yapıyor, extrude ediyor. Neden bunu gösterdim? Mesela bunu normal Extrude'la yapamazsınız. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Extrude'la olmaz bu. Şu da kaydı. Düzeltelim. Bunu Extrude Invadial Origins'la yapabilirsiniz. Extrude Invadial Face'le yapabilirsiniz. Affedersiniz. Başka ne var burada? Face Along Normals var. Normals var. Bunu nasıl gösterebiliriz? Sahneye bir küp ekleriz. Ekleyelim bakalım. Şu iki yüzeyi seçtim. Ben bunun ikisinin de sağa ve sola doğru kendi şeylerinde dışarı çıkmasını istiyorum. Extrude'la bunu yapamam. Extrude'la ikisi de aynı yöne gider. Ama Alt E'ye basıp yani Extrude menüsünü açıp Alt E, Extrude menüsü. Extrude Face Along Normals dersem, bak gördün mü? İkisini de kendi normallerinde extrude etti. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere. Onun dışında peki diyebilirsin ki biz bu silindire neden invisible yaptık? Direkt şuradan face along deseydik ne değişirdi hayatımızda diye. Face along dediğinizde bu direkt böyle bir çıkarma işlemi yapar. Ama invisible dediğinizde böyle yüzeyleri çıkartır. Tekrardan söyleyeyim. Pek anlatılacak bir şey yok aslında bu extrude ile ilgili. Extrude ile ilgili şunu söyleyebilirim. Şöyle silelim şunu. Extrude ile bir yüzeyi de çıkartabilirsiniz. Bir edge'i de yani bir kenarı da çıkartabilirsiniz. Bir vertex'i de yani bir köşeyi, noktayı da böyle çıkartabilirsiniz. Galiba anlatacaklarım bu kadar. Ha, bir de şöyle bir şey yapalım. Körlerde de var bu extrude olayı. Şu şekilde E'ye basa basa şey yapabiliyorsunuz. Ama dediğim demedim hatta. Vertexlerde şu Alt E menüsü yok. Bak, ya var da extrude vertex var direkt. Bunu da E harfiyle bir dakika. E harfiyle direkt yapabiliyorsunuz. Extrude Repeat var. Çözemedim daha. Spin var. Bunu da çözemedim daha. Başka ne diyebiliriz? Peki biz bunu illa kısa yoldan mı yapacağız? Maya'da filan Maya'dan gelenler ne bileyim 3ds Max'ten gelenler filan oluyor Blender'a. Biz 3ds Max'te kısa yol filan kullanmıyorduk. Böyle butonlar vardı. Butona basıp işte falan mouse'la filan çekiştiriyorduk diyorsunuz. Bunu da yapabiliyorsunuz Blender'da. İsterseniz tabi. Seçtim yüzeyi. Bakın yan tarafta bir sürü şeyimiz var. Aracımız var. Bundan Extrude Region diyorsunuz.
Bu Actuate Region ilk baştaki klasik işlemimiz. Başka şöyle şuraları bir şey yapalım. Bakın gördüğünüz gibi bir dakika. Gördüğünüz gibi burada da şey yapıyor. Bunda X'e Y'ye falan da basabiliyorsunuz böyle çekiştirirken. Ama gördüğünüz üzere bunda da kendi eksenlerinde yapmıyor. Bunu nasıl yapabilirsin? Şöyle nasıl anlatayım? Mouse'un sol tıkına basılı tutarak şurayı açabilirsin. Buradan da extrude along normals dersin. Normals dersin. Ve artık az önceki gibi ikisi de kendi normallerinde extrude ediliyor. Onun dışında ne var yine bu kısımda? Şöyle A diyelim. Extrude individual var. Bunu göstermiştim. Öyle hepsini tüm yüzeyleri kendi içinde şey yapıyor. Kendi orijinlerinde çıkartma yapıyor. Kendi orijinlerine göre. Extrude cursor var. Bu ne? Bilmiyorum. Ama bu herhalde direkt şey yani. Direkt de. Aa dur. Sonsuza dek böyle küp spam ediyormuşuz değil mi? Ha bu da böyle bir şeymiş. Misal. Şöyle göstereyim. Hiç kullanmadığım için ben de pek bilmiyorum. Bazı şeyleri de sizle beraber öğreniyorum. Böyle bir şey bu. Cursor dedi. Bu kadar şey Extrude menüsü ile ilgili anlatacağım şeyler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Unutabilirsiniz. Sorun değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Umut. Sağlıcakla kalın.